Herkes merhaba arkadaşlar. Ben Ömer ve bugün sizlerle yepyeni bir video karşınızdayız ve bugün Türkiye'nin en iyi 5 e-spor takımını derlemeye çalıştım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bu videoda Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş gibi e-spor takımları yok. Normal aktif olarak CSGO olsun şey olsun oynayan e-spor takımları var. Ve açıklama kısmında yine yedek kanalım var. Ona da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. He can take you all around the world. Yeah, I know he can take you places. I ain't finna take you nowhere. Dark Passage. 2003'te bir Counter-Strike takımı olarak kurulan Dark Passage için ülkenin en köklü kulübü desek yanılmış olmayız. Başladığı seneden itibaren Avrupa ve Balkanlarda oynadığı onca turnuvada sayısız başarı elde eden takım potansiyeli gördü ve diğer oyunlara yatırım yaptı. League of Legends, StarCraft 2, FIFA ve Point Blank gibi e-spor havuzu olan çoğu oyunda rekabetçi arenaya girdiler. Ve Türkiye'de e-sporun gelişimi için ellerinden geleni yaptılar. Hala yabancılar tarafından en çok tanınan Türk takımı olmalarını da buna borçlular. Space Soldiers. Counter-Strike Global Offensive takımı olarak kurulan Space Soldiers bu alanda kısa süre içerisinde elde etmiş olduğu başarılarla yeni kulüplerin kurulmasında ilham kaynağı oldu. 17 Ocak 2015'te Tugux, E1, Zantares, Despe ve Only ile iyi bir ekip kuran takım Avrupa'nın ve dünyanın en korkunç ekiplerinden birisi olmayı başardı. Dark Passage'e göre genç bir takım olsa da kısa süre içerisinde başarı içinde yoğurmuş ve en iyilerden birisi olmayı başardı. 2016 senesinde Türkiye'nin dünya şampiyonu olduğu Counter-Strike Global Offensive takımında da 4 oyuncusu olduğunu belirtirsek ne kadar etkili olduklarını az çok tahmin edebilirsiniz. Supermassive. Hakan Baş ve Kaan Karamancı gibi internet dünyasının önemli isimlerinin işbirliğiyle kurulan Supermassive kısa süre içerisinde kurduğu yıldızlar karması ve büyük firmalarla yaptığı anlaşmalarla adından kısa sürede söz ettirdi. Türkiye'nin de e-sportun ne kadar büyüyebileceğini gösteren Supermassive hem yatırımcıları heyecanlandırdı hem de elektronik sporu daha geniş kitlelere ulaşmasında büyük katkı sağladı. İlk sezonda şampiyon olan ancak ikinci LoL sezonunda DPE finalde kaybeden Supermassive yatırımlarını hız kesmeden devam ediyor. Riot Games'in yapmış olduğu önemli yatırımlarla özellikle LoL'de major bir ülke olmaya başlayan Türkiye'de e-sport yatırımlarının ardı arkası kesilmiyor. 3 büyük kulüplerin tamamı bu alanda bir takım kurdu. Ayrıca Türk sporunun güzide takımlarından Karşıyaka'da e-sport takımının kuruluşu için start verdi. Hardware Arena Gaming. Türkiye'de e-sportun ilk dönemlerinde ezeli bir rekabeti ortaya koyan iki takım vardı. Hivea ve DP. Medya merkezli bir şirketin kollarında doğan Hivea, Türkiye'deki e-sporun temel taşlarından birisi olarak da gösterilebilir. Turnuvalarda daima karşı karşıya gelen ikili hem e-sport rekabetin gelişimi hem de daha geniş kitlelere yayılmasını sağladı. Hivea yetiştirdiği genç oyuncuları da en iyiler arasına sokmasını da biliyor. Oyun hizmetleri. Dota 2'ye odaklanmış ve bu alanda da kazandıkları galibiyetlerle major takımlara saç baş yolduran oyun hizmetleri için her şey yoluna görünüyor. Galibiyet serileri, namağlup birincilikleri onların ne kadar yetenekli olduklarını gösteriyor. Goodbye my lover, goodbye my friend. You have been the one, you have been the one for me. Bitch, I wanna party like Chris Carlin.